Mutlu pazarlar değerli izleyiciler. Bugün Business Channel Türk ekranlarında Network Marketing alanında değerli bir ismi ağırlayacağız. Sayın Hikmet Gökçe bizlerle. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk Burcu. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizi tanımak bir Programımıza onur. katıldığınız için sağ Sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Evet, Hikmet Gökçe kimdir? Network Marketing koçu nedir? Biraz bunlara değinmek istiyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Yani öncelikle tabii ki hem sevgili izleyicilere bir merhaba demek adına. Ben Deniz Hikmet Gökçe isminden bahsettiğiniz üzere ve şunu söyleyebilirim. Ben İstanbul'da doğumluyum. 1965 İstanbul'da doğumluyum. Ve yaklaşık 25 yıldır sektördeyim ama bundan öncesi ne yaptığımı merak edenler varsa 12 yıl çocukluğum Almanya'da geçti. Gurbetçi bir aile yapısından giriyorum anlayacağınız. Yani ilk Almancılar diye tabir edilen. Tabii ailenin yurda dönüş kararıyla beraber işte burada Türkçe öğrenen sonradan 12-13 yaşlarında adapte olmaya çalışan derken işte okuldu şuydu larla aslında biraz hep başı belada olan uyumlanmak konusunda 15 yaşında iş hayatına atılan biriyim. Çok Bu erken bir yaş, bankalar çok çok güzel. erken yaşta ve Bankalar Caddesi, Perşembe Pazarı alaylı yetişen diyelim. Bankalar Caddesi, Perşembe Pazarı ya da Tahtakale'yi duymuşsunuzdur ya da çok Elbette duyulan ki, elbette ki. Türkiye'nin duyulan pazarları diyelim. İçinde maaş almadan yıllarca haftalıkçı olarak da maaş almamak derken kastettiğim bu. Emeği karşılığı ya da sattıkları karşılığı aslında doğrudan satışın bilmiyordum o yıllarda elbette. Hep kendi işimi yapacağım arzusu içinde. Hep imrenen, özenen bir çocukluk döneminden bahsediyorum tabii burada. Kendi işimi yapacağım. Herkes kendi işini yapıyor. O yıllarda, 80'li yıllarda özellikle bolluk bereket diyelim. Biraz daha ne diyelim bugünkü kadar tatsız rekabet koşulları değil. Daha bir bolluk içinde yapılanan bir Türkiye. Daha önü son derece açık Çok bir açık, Türkiye büyük bir pazar. O yüzden iken büyüyen bir pazar daha büyüyen bir doğrusu. pazarın içindeydik. Ancak yine tabii yıllar yılı kovaladıktan sonra benim için doğru yer olmadığını kanaat edip o zaman bilemiyordum ama sigorta sektörüyle başlamıştı. İş teklif ediyorlardı ama ben kendimi uygun görmüyordum açıkçası. Akan yıl 90'lı yılların başında bu Körfez krizi vesaire varken piyasalarda sıkıntıya düşmüşken bir sigorta, uluslararası bir sigorta şirketinde gerçek doğrudan satış formuyla tanıştım. Şimdi söyleyebiliyorum. O günkü bilincimle de bunu söyleyemiyordum ben de. Doğrudan satış nedir vesaire. Tabii son derece keyif almıştım. Aslında bakıldığında gerek işte psikologlar ya da koçlar tarafından analiz edildiğinde meslek hangi mesleğe uygunsuza baktığınızda da bu çıkıyor ortaya. Yani daha çok işte ne diyeyim network yapabilmek gibi, öğretmenlik gibi, eğitmenlik gibi yani verici olmak yönüyle daha verimli olduğumu ben de keşfettim. Yine bu doğrudan satış sektörü ben nihayetinde 90'lı yılların içinde daha 2000 yıllara gelmeden network sahasıyla tanıştım. 25 sene oldu. Network marketing alanındayım. Ürün networkleriyle bu başladı. Pek çok firmada full time, ikinci bir işi yapmaksızın network alanında oldum. Bunu yapmamın da tabii temel nedeni şuydu. Çünkü ben öncesi, network öncesi 5 kere iflas yaşayan bir insanım. Hep kendi işini yapmak güzeldir, Arzusunda evet. oldunuz. Erken yaşta bireysel girişimci olmuşsunuz. Perşembe pazarı 15 yaş Aynen, dersek aynen. aslında. Ama tabii o çok bilinçli olduğumu söylemeyeceğim o Elbette yıllarda. ki. Hep böyle bir girişimcilik derken hep böyle her şey çok Mayanız da fazla... varmış belki de, değil mi? Evet. Bugün Almanya'da hala yaşıyor. Anneannem 24 doğumlu. Kendisi Maşallah. geçenlerde yine sohbet ettiğimizde bana hatırlatıyor. İşte Hikmet, biz sana hep sorardık küçüktün. Ne olmak istiyorsun dedi. Simitçi olacağım, simit satacağım dermişim. Ben hatırlamıyorum bunları ama hep gülerler. Hala anılar da var. Satış belki de öyleydi yani. Bilmiyorum, Doğru, anlayışsız da olabilir. doğru. Network marketing sektöründe kalmamın nedeni de temel olarak bu oldu. Çünkü malum biliyorsunuz piyasalar gittikçe daralıyor. Tatsız rekabet koşulları artıyor. Ekonomi şekilden şekle girdi ve kolay değil artık gerçekten çok. Tabii. Şunu da söylememde fayda var. Hani maaş çalışmanın da güzellikleri, artı eksileri var. Kendi işi yapmanın da artı Elbette eksileri var. ki. Bunu da söylemekte fayda var izleyicilere. Yani bu hangisi daha iyi yarışması değil. Ancak tabii kişi ne istediğini biliyor ve onun üstüne de bedel ödemeye hazırsa orada gelişebildiğine inanıyorum. Yani iki yönde de herkese tabii ki ihtiyaç var. Son yıllarda ise toparlayacak olursam dijital para alanında olan network yapılanmasına gidileceği yönde çok cidden beklentilerim olmadığı değil. Çünkü dünya değişiyor. Hani sadece olay ürün networkleriyle de tanıdık. Doğru. Ürün network şirketlerini. Son derece kaliteli, kesinlikle sizi mahcup etmeyecek ürün çeşitliliğiyle herkese adil ve eşit yaklaşan, her şey %100 kayıt altında olan bir ticaret olduğu için network marketing sahası. Bana son derece etik, moral olarak da yüksek ve en önemlisi de kendimi aslında
keşfetmem ve kendimle yüzleşmemi sağlayan bir sahadır. Yani kişisel gelişim diyecek olursak bana çok ciddi şeyler kattığını, hatta binlerce insandan öğrendiklerimle şu an bir arada olup burada konuştuğumu da onları tabii saygıyla anarak söylemek istiyorum. Çok güzel. Aslında baktığımız zaman network marketing, evet, yani 25 yıldan bahsediyorsunuz. Çok evet. Ciddi bir deneyim bu. Belki daha bugün network marketing dediğimiz olguyu, aslında doğrudan satışı insanlar yeni yeni duyuyor, yeni yeni algılamaya başlıyor. Tabii son 10 senedir belki farklı bir reputasyonda ama 25 yıl uzun bir süreç. Evet, çok güzel bir deneyim. Bundan sonrasındaki süreçte koçluk tecrübesi ve şimdi farklı bir alan, yani network marketingi dijital para alanında yapıyoruz. Peki dijital para nedir? Dijital para tabii 2009'lu yıllarda iyiden iyiye dünyada, daha çok batıda daha çok öne çıkan bir şey oldu. Dijital para aslında baktığınızda, bugünkü ekonomiye baktığınızda, işte malum şimdi tabii orası biraz siyasi politik konuşmak değil amacı, ancak birilerinin bankacılık sistemi ya da var olan düzene biraz isyanı ile ortaya çıktı diyebiliriz. Bir grup hacker diye hikayesi paketlenmiş bir şekilde önümüze geliyor. Tabii ben onun kim olduğunu, ne olduğunu bilemeyeceğim, ancak 2009 senesinde bugünkü adıyla Bitcoin olarak fenomen olan, dünyadaki ilk dijital para olarak bilinen, bir aslında Bitcoin değil de konu, o da bir çok bir bilinmediğini söylemek istiyorum, üzgünüm. Ya da yanlış Türkiye mı algılanıyor acaba? Yeni yeni duyuyor, ancak tınıyı duyuyor ama manayı duymuş değil. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var, kulak manayı duymaz diye. Bitcoin diye bir şey varmış diye konuşuluyor. Ya sen işte Hikmet hep söylüyordun bize 3 yıldır, 4 yıldır. Şimdi konu Bitcoin'den daha çok aslında altındaki teknoloji, blockchain teknolojisi. Bunun bütün dünya finans sistemleri ya da devletler en güvenli, internetten sonra, hatta Bill Gates'in sözleriyle söyleyelim, sözler ona ait, en gelişmiş internetten sonraki icat ya da teknoloji olarak adlandırılıyor. Tabii blockchain bir buzdağı diyecek olursak, Bitcoin üstünde küçük bir pırıldayan altın parçası gibi duruyor şu an sadece. Asıl olan blockchain teknolojisi. Ancak dijital paranın şöyle bir özelliği var. Pek çok insan, hatta dünyada milyarlarca insanın banka hesabı yok. Malum. Yani dünyaya baktığınızda bunu algılamak çok mümkün. Özellikle de Afrika'ya ya da Asya ülkelerine gittiğinizde daha da yaygın görülebiliyor bu. Ama bu insanların cep telefonları var. Yani bugünkü internet sayesinde tamamen milyonlarca süper bilgisayarın, 10 milyonlarca hatta süper bilgisayar ürettiği kodlarla bir araya getirilen bir takas enstrümanı aslında. Para diyoruz ama para değil. Değil aslında. Değil. Sadece bir takas enstrümanı. Ben mizahi olarak şöyle yaklaşım olaya. Nasıl ki hani bazen kağıt oynardık da para yerine fasulye koyardık. Doğru. Jeton anlamında. Aynen. Doğru. Ya da diğer taraftan şöyle de düşünebilirsiniz. Son derece ciddi olarak bak incelenirse. Evet, bir zamanlar işte ben de komşu 10 yumurta var. Siz bana acaba 2 bardak pirinç verir misiniz? Takası söz konusuydu. Evet. İdi. Para doğru. Sonradan tabii hayatımıza girdi. Altınla başladı. Sonra taşıyamadığını soygunculardan korkuldu ve kağıda dönüştü. Git oradan al denirken kağıt para icat oldu. Bugüne geldik. Ancak buradan ileriye dijital para tabii ki kaçınılmaz bir şekilde hayatımıza yer alacak. Ben de buna 2 yıl önce kanaat ettim ve anlamaya çalışıyorum hala blockchain teknolojinin ne olduğunu. Neden anlamaya çalışıyorum? Çünkü geleceğe dönük baktığınızda hepimizi ilgilendiren bir şey var. Hepimizin ortak ihtiyacı para. Doğru. Yani kaynakça. Para derken şimdi insanlar bize para gözü diye düşünmesinler. Kaynak elde etmek kaynak, aslında. Tabii ki takas enstrümanı bu. Ve bu kaynaklarınız varsa yaşamınızı idame ettirirken ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Peki takas enstrümanı derken bunu biraz açabilir miyiz? Neler tabii var bunun ki içerisinde? Yani işte hani belli döviz, altın vesaire rezervler mi oluyor acaba? Şöyle şu ana kadar 5000 kadar bilindik dijital para üretildi. Yani biz bir araya gelip biz de bir dijital yazılımlar sayesinde para üretebiliriz. Ancak bunların değeri şöyle ortaya çıkıyor. Arz taleple ortaya çıkıyor. Önce üretiliyorlar. Mining deniyor buna. Veri madenciliğiyle. Bilgisayarlarda işte insanlar üretince payda olabiliyorlardı. Tabii ne oldu? Doğal olarak merkezileştirilmemiş bir şirket, devletten bahsetmiyoruz burada. Herhangi bir patrondan da bahsedilmiyor. Bağımsız insanların bu network'e bağlanarak, kod üreterek, güvenirlik seviyesi dediğimiz blockchain blokları da %100 yani firesiz. Çünkü bunu bugün bankacılık da kabul etmiş durumda, blockchain'in ne olduğu artık biliniyor. Bilmeyenler de tabii öğrenecektir yakında. Üretiliyorlar ama arkalarında hiçbir altın, hiçbir rezerv, hiçbir şey yok. Yani tamamen baktığınızda aslında güvene
dayalı. Kendinize güveniyorsanız elbette. Arz talep sayesinde de işte ne diyelim, bazıları ekonomiye katıldı. Yani örneğin tarihte ilk Bitcoin'in hikayesine baktığınızda işte bu bilgisayar oyunu oynayan çocuklar iki pizza sipariş veriyorlar. Hikayeleri bulabilirsiniz. Google'da bol miktarda var. Diyorlar ki ya biz hani demin kibri çöp örneği vermiştim. Ya biz, sen de bilgisayar oyuncusun, pizzacıya gelen kapıya. Sana işte dolar vermeyelim de diyorlar. Sana 10 bin Bitcoin verelim diyorlar. Tabii bugün artı eksi değişir. 16 bin dolar bir Bitcoin, hesap edin. Bayağı. Ben kendi hikayemi biliyorum. Bir centken ya bu bilgisayar oynayan çocukların bir de kumarhaneler para transferi falan böyle kara düzen bir şeyler duymuştum o tarihlerde açıkçası. İlgimi çekmemişti. Arkadaşlarım bana şakayla karışık hep şunu söylüyorlar. Ya işte al bir bin dolara hikmet, bu kadar para kazanıyorsun. Bir cent düşünün. İdi. O 100 dolarlık Bitcoin'in bugünkü değeri takribi olarak 16 milyon dolar. Bayağı. Buraya kadar geldi. Ne kadar karşı gelinse de bu dijital paralar, konu Bitcoin değil tabii elbette. Elbette. 5000 tane var demiştim. Bazıları fenomen oldu. Bazıları takas enstrümanı olarak, ticari olarak kullanılır hale geldi. Cep telefonumda, sizin cep telefonunuzda 2 saniye içinde kare kodla bu takas enstrümanı olan para diyoruz, dijital para, cryptocurrency diyorlar buna işte. Hı hı. Aktarabiliyorum, istersem 100 milyon dolar da taşıyabilir. Dünyanın her yerine gidebilirim ve ilginç olan bugün dijital parayı büyük dev firmalar, işte bundan Google'dan, Microsoft'tan aşağı gidin. Hı hı. Bildiğimiz IBM vesaire gidiyor, Facebook gibi gidiyor. Hı hı. 500 binden fazla şirket ödeme yöntemi olarak bunu kabul etmiş durumda. Yani artık devletler ya da siyasiler ya da yani bankalar yasal o zaman aslında baktığımız buna zaman karşı koyamıyorlar çünkü bu anonim. Hı hı. Yani insanlığa mal edilmiş, atfedilmiş. Hı hı. İnternette yaşayan yok edilemez olduğu kabul edilmiş, kavranmış ve bugünkü bankacılık sisteminden daha güvenli olduğu da tekrar yani K9 zirvelerindeki merkez bankaların son, hı hı, dışarıya verdikleri geri bildirimde evet kesinlikle daha güvenli. Peki Hikmet Bey, şu anda bunun neresinde? Yani siz bununla ilgili insanların açıkçası hani, evet, dijital para nedir? Hı hı. Bu blok sistemlerin ne olduğunu biraz da olsa hani onlarla, evet, ilgili eğitimler, evet, vererek aslında öğretiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru, evet. Önce hep ders çalışmaklarla geçti. Evet. Pek çok söyleyeyim yani İspanya, Rusya sayacak olursam Avusturya, defalarca Dubai, pek çok seyahat yaptığımı da ilave, hı hı, etmem gerekiyor. Gerçekten hani YouTube'dan bir yere kadar. Doğru. Ya da birisinden duyduğunuzla kalıyorsunuz o kadar. Hı hı. Ben hep şunu derim, bağışlayın, sokma akıllı bir yere kadar gidebilirsiniz derim. Doğru. Onun için devreye girmem gerektiğini anladım ve seyahatlerde de bulundum. 2 yıldır yaklaşık bunları anlamaya çalışıyorum. Bugün geldiğim noktaya bakacak olursak, network marketing yapılanması ile de bunun yayılacağına inanıyorduk ki öyle olmaya başladı. Tabii burada dikkatli olmak gerekiyor çünkü çok yanıltıcı yapılar da var. Hı hı. Ne yazık ki bir iki her de işte olduğu gibi acı yaşadım. Aynen. Ne kadar şirketleri, kurucularıyla tanışsak da, karşılıklı ülkeler arası seyahat etsek de, protokolleri ya da izinlerini görsek de, ya bir kanun değişikliği oluyor ya vergi sistemi, devletler tabii o kadar da tamam durdurulamaz bir şey olduğunu görüyor ama kontrol altına tutmak istiyorlar. Ne yazık ki bazı sonlanmalar yaşadık. Yaşadım yani, öyle söyleyeyim. Bir network koçu olarak da yaşadım bunu. Bir konuşmacı olarak, bir eğitimci olarak da yaşadım. Bugünkü geldiğimiz nokta şu oldu. Bütün bu dijital paraların arkasında hiçbir şey yok, kimse yok derken, yok gerçekten de. Başvurabileceğiniz hiçbir şey yok. Kimse yok yani. Sadece bir koddan ibaret her şey. Ne kadar güvenli olduğunu bilsek de, bugün son dönemde özellikle, tabii biz bir Müslüman bir ülkeyiz, Türkiye. Bunları araştırırken, geçen seneden bu yana, firma adı vermemde mahsur var mı? Buyurun. Yok, peki vizyoneri, belki çok duyulmamıştır zaten Türkiye'de. Hı hı. İsimli bir firmayla tanışıklığım var. 18 aydır onlarla ilişki içindeyim. Bunlar da Capricoin diye bir dijital parayı ekonomiye kazandırmaya, katmaya çalışıyorlar. Yani kullanımın artması işte gerek bankacılık, gerekse KOBİ'ler ya da ticaret yapan insanların bunu kullanmasıyla ilgili çalışırlarken tanışıklığım var. Son 4 ayda bir atak gelişti. Bu sefer İslam dünyasından geldi ilginç bir şekilde. Çünkü dijital para İslam dünyasında caiz değil olarak kabul ediliyor. Malumunuz biliyorsunuz Arap Yarımadası'na doğru gittiğinizde herkes tabii dinini kendi yaşar, kendi kalbinde yürüyünde yaşar. İnanç sistemi, doğru, saygı duyacağımız, doğru, bir şeydir. Ona inanç sistemiyle ilgili değil şu an anlatacaklarım. Hı hı. Ancak tabii bu
her kıtada ya da her toprakta farklı yaşandığı için diyelim, kültürel alanda da öyle. Orada bu dijital parayı izlemekle yetinmek durumunda kalan yaklaşık 2 milyar yakın da Müslüman var tabii. Belki şu anda anlatacağım şey aslında küçük bir alanda da değil. Arkasında mülki değer diye geçiyor ekonomide. Ben de yeni öğreniyorum bunu, bu tabirleri bağışlayın. Her bir adet bu dijital paranın kısa 1 gram altın değerli yeni bir coin ortaya çıktı. Adı 1 gram. Şu an onlar da Türkiye'yi pilot bölge seçmek istediler. Çünkü Türkiye'nin liderliğini biliyoruz. Batılı olarak biliyoruz. Sırf batıdan gelmiyorlar, onu söyleyeyim yani. Tabii Dubai'den de geliyorlar. CEO'ları vesaire var bu kuruluşları hayata geçiren ve finansal, İslami finans dünyasına yer alan. Biz de bu projeye çok sıcak baktık. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam, evet, Bitcoin okey. Alabiliyorsanız alın. Okey. Ancak bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Arkasında bir şey yok. Değer o anlamda söylüyorum. Ama peki altın olmasının mantığı ne? Değer kaybına uğrayacak olursa altın miktarı neyse, yani yere yapışmayacak, sıfır olmayacak anlamıyor. O altın miktarından daha aşağı inemeyeceği güvencesi var. Şeriat hükümlerine göre ortaya çıktı. Ne demek bu? Bu da şu anlama geliyor. Şeffaf olmak zorunda. Her şey masanın üstünde olacak. Karşılığı olmak zorunda olacak. Spekülasyonun olmayacağı şekil bir modelde olacak. Bunları da PricewaterhouseCoopers, PwC diye geçiyor dünyada. İşte dünyada bankaları ve devletleri denetleyen bir mali kurum diyelim. Yani mali müşavirlik gibi algılanabilir. Bunlar var. Almali var. Tekrar. Gerçekten her bir adet bir insan bir dijital para 1 gram coin'i aldıysa 1 gram altının yerine gelip gelmediğinin denetlendiği fiziksel olarak da Dubai'de Gold Guard adlı kuruluş tarafından fiziksel olarak depolandığı garantisi var. Yani neden cazip baktığımı toparlayayım bir cümlede. Bir gram altını kasaya koyacak olsam, 10 yıl sonra açsam kasayı, bulacağım şey 1 gram altın, o günkü değeriyle elbette. 1 gram 1 gram. Ama 1 gram aldığımda, 1 gram dolaşıma geçtiğinde ki şimdiden ilk 3 ayda 12 bin alıcısı oldu. Sebebi çok açık. Arkasında bir kaynak ve dayanak var ve kanıt var ve denetleniyor olması insanlara tabii doğal olarak güven anlamında misli güven sağlıyor. Medyada 124 kere 3 ayda haber konusu oldu. Reuters'ten Forbes magazinine kapak oldular. Haber konusu oldular. Yeni bir basın toplantısı geliyor tekrar. Büyük şirketlerin ilgisini uyandırdı tekrar. Çünkü 1 gram dolaşımda hani nasıl ki bir ne diyeyim havale yapıyorsak birimize %1 gibi bir komisyon ücreti var. O çünkü büyüyor sanırım değil mi? O şekilde %1, mi? O mantıklı evet, mı? Evet, o bu artıyor. Para transfer olduğunda hep %1 ödediğimiz komisyonların %70'iyle, yani örneğin diyelim ki 100 milyon dolar dünya ölçeğinde baktığımızda o gün o %1'ler 100 milyon dolarlık bir fee dedikleri bir komisyon gibi bakın isterseniz ya da işlem ücreti aldıysa %70'i 70 milyon dolar yapar. 70 milyon dolarlık tekrar altın almak durumunda. Yani hani şu kasaya bir gram altın. Bu şekilde büyütüyor yani sistem. Ekosistem. Yazılım bu şekilde ve bu denetleniyor. Ve pek çok büyük dev kuruluş tarafından denetleniyor. Yani bir kişinin elinde ya da bir şirketin elinde olmayan bir şeyden bahsediyorum. Yine insanlığa atfedip mal edecek, ekonomiye katılacak bir şey. Güzelliği şurada. Networkçi olarak söylüyorum. Hep bir somuttan gittim. Ben hep ürün networklerinden geliyorum. Buna da inandım, hala yürekten inanıyorum. Ürün network yapan firmaların tabii onlar belki bir parmağın beş ya da bir elin beş parmağına geçmeyecek kadar belki de kalitede anabileceğimiz firmalar olsa da burada dijital para bir anda bir boşluk yarattı. Evet, geleceğin yeni sistemi, yeni düzeni ama somut olması ürün network'ünde baktığınız gibi bunu ürün olarak görebilmeme yol açtı açıkçası. Hem yeni olması, hem teknolojik olması, hem geleceğe dönük insanlara faydalı olabilmek adına. Aslında öncü davranıyorsun. Şöyle düşünmek lazım. Bundan 20 yıl önce siz sektöre girdiğiniz zaman network marketing dediğimizde ya doğrudan satış dediğinizde sektöre kim inanıyordu? Ama bugün baktığımız zaman çok ciddi cirolar elde eden bir eser girişimciler söz konusu. Firmalar ürün gamlarını çok büyüttüler. Firmalar çok büyüttüler ve değişik ve farklı bir sektör haline geldi aslında. Çok bilinen bir sektör haline geldi. Büyük oyuncular var. 20 yıl sonra bugün hani geldiği noktayı görürsek belki yine şu an öncülük yaptığınız da aslında
bir alan. Evet. Ve hani sonuçta bu blok sistemlerin aslında, çünkü çağ değişiyor, teknoloji değişiyor, vizyon değişiyor. Çok dolayısıyla siz de buna öncülük ediyorsunuz. Umarım 20 sene sonra yine bu alanda da koçluk yapıyor olursunuz. İnşallah. Sizleri İnşallah. Öyle görmek isteriz. İnşallah. Yani burada amaç şu, yani daha doğrusu amacım şu, ben faydalı olabiliyorsam ve bir şeyi düzgün, kaliteli ve güvenilir, dürüst, ilkeli kalabildiğim sürece bu sahada var olabilirim. Elbette. Bu benim sermayem, hep böyle yaparım, alnını göstererek. Yani bu konuda tabii ki hani dört dörtlük olduğumu iddia etmeyeceğim. Benim de iniş çıkışlarım var, kayıplarım oldu. Sonradan sektör çok yeni ve öğreniyorsunuz bu oluyor zaman. Tabii ki. Şimdi girişimciliğin malum biliyorsunuz. Her zaman tabii. Bazen buz üstünde yürüdüğünüzü geç anlayabiliyorsunuz. Doğru. Toprak olmadığını anlıyorsunuz. Bazen bunlar başımıza geliyor ama bu vazgeçmeyeceğimiz. Ve şahsen bir koç olarak da network olarak yenilendikçe yenilen ve yenilenmenden tekrar yenilenmen diyorum ben insanlara mesaj olarak. Peki Hikmet Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli ve keyifli bilgiler verdiniz bize. Sağ olun. Sizi yine programımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağımı söylerim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bu pazarda Sayın Hikmet Gökçe ile birlikteydik. Önümüzdeki pazar yine birbirinden değerli konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu kalın. İyi hafta sonları.